Ülkemize hoş geldiniz. Bizim ülkemizde kemoterapiden çok zarar gören hastalar var. Kişiye özel tedavi bizim ülkemizde çok yeni yeni duyulmaya başlandı. Sizin ülkenizde sizin çalışmalarınız bu konuda varmış az önce belirttiğiniz gibi. Biraz açar mısınız? Kişiye özel tedavi olması gereken bir şey aslında. Çünkü hepimizin bağışıklık sistemi bir değil. Çok farklı bağışıklık sistemine hep aynı ilaç büyük bir yanlış gibi görünüyor. Birincisi. İkinci sorun da fitoterapi denilen bir şey var. Bitki bilimi. Yani bitkisel tedavi kemoterapiyle birlikte ülkemizde bazı doktorlarca uygun görülürken bazılarınca kesinlikle olmaması gereken bir şey. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Teşekkür ederim. Well, first of all, regarding chemotherapy, one of the problems with chemotherapy has always been that you have to treat a lot of patients to benefit a very few. Kemoterapiyle ilgili şöyle bir sorun var. Her zaman mevcut olan bir sorundu bu. Birkaç hastada işe yaraması için birçok hastaya kemoterapi vermek zorundasınız. The good news is that we're getting better at predicting which patients will get the benefit from chemo and which patients will do just as well with a more conservative form of treatment. So we are heading in the direction of much more personalized use of chemotherapy and of hormone therapy for breast cancer. Ancak bu konuda şöyle iyi bir haber var. Artık yapılan çalışmalar kemoterapinin hangi hastalarda işe yarayacağını önceden öngörebilmek, önceden kestirebilmek konusunda çok daha iyi bir duruma gelmiş durumdayız. Hangi hastalara kemoterapi vermeliyiz? Hangilerinde belki daha muhafazakar, daha konservatif tedavi seçenekleri uygulanabilir? Bunu eskiye göre daha iyi belirleyebiliyoruz. İşte bu da kişiselleştirilmiş kemoterapi ve hormon tedavisi seçeneklerinin önünü açmakta. We have some very nice new gene expression profiles that we can run on the tumor. And actually, as a result of those, about a third of women that would have gotten chemotherapy for their breast cancers 10 years ago, we can now show that they would do just as well without it. Şu anda kullandığımız çok iyi bir yöntem var. Bu da tümörlerde gen ekspresyonu profillemesi denen bir yöntem kullanabiliyoruz. Bu yöntem sayesinde 10 sene öncesinde doğrudan kemoterapi vereceğimiz hastaların 1/3'ünde bu tedavinin başka tedavilerin bu hastalarda aynı sonucu verebileceğini önceden belirleyebiliyoruz. Now, regarding the alternative therapies, there's a whole world of alternative therapy for cancer. We don't have any good evidence that any of them are effective. People believe in them, but we don't have any evidence that they're effective. And some actually have an adverse interaction with standard treatments. So I don't tell my patients not to take alternative therapies, but I encourage them to check it out and be sure that there isn't an adverse interaction between the alternative therapy and the standard treatment. İkinci sorunuzla ilgili olarak alternatif tedaviler dediğimiz zaman bunlarla ilgili apayrı bir dünya var karşımızda. Çok fazla seçenek mevcut. Ama ne yazık ki bunların işe yaradığına dair herhangi bir bilimsel kanıt mevcut değil. Ve hatta bazı bu tedavilerden bazıları kullandığımız standart tedaviyle olumsuz bazı etkileşimlere girebiliyorlar. Ben şahsen hastalarım bana bu konuda danıştıklarında onlara kesinlikle kullanmayın demek yerine illa kullanmak istiyorsanız lütfen iyice araştırın ve bizim size verdiğimiz standart tedaviyle olumsuz bir etkileşim olmadığından emin olun diyorum. Let me just go back to the question she asked. Personalized and individualized treatment is the key in the management of all cancers. Whether it is thyroid, whether it is breast, or pancreatic cancer. Sizin sorduğunuz soruya tekrar dönmek gerekirse kişiselleştirilmiş tedavi imkanlarından bahsetmişsiniz. Her türlü kanser için, bu tiroid kanseri olabilir, meme kanseri olabilir, prostat kanseri olabilir, pankreas kanseri olabilir. En iyi tedavi şekli kişiye özel kişiselleştirilmiş tedavi olacaktır. For thyroid cancer in the past, we used to say the treatment would be taking out the whole thyroid gland and giving radioactive iodine. Now we rarely do that kind of approach. We adhere to the extent of the cancer and do the best treatment.
Eskiden olsa tiroid kanseri olan bir hasta karşımıza geldiğinde bütün hastalarda bütün tiroid bezini alır, ardından da radyoaktif iyon tedavisini başlardı. Artık günümüzde bu yöntem çok çok nadir uygulanmakta. Kanserin kapsamına bakarak, hastanın durumuna bakarak tedavinin ne olması gerektiğine karar veriyoruz. Two more important points. We like to divide thyroid cancer into good, bad and ugly. And we need to find out which is good cancer and be selective, personalized treatment for those cancers. The basic philosophy of cancer management, the treatment should not be worse than the disease. Evet, biz kanserleri, tiroid kanserlerini şöyle üç gruba ayırıyoruz. İyi, kötü ve çirkin kanserler diyoruz. Burada özellikle iyi kanserlerin tedavisinde hastaya en uygun kişiselleştirilmiş tedaviyi vermek için çaba gösteriyoruz. Çünkü kanserle tedavide hepimizin benimsediği ortak bir felsefe var. Bu da verdiğiniz tedavi kanserin kendisinden daha fazla zarar vermemelidir.